İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle plazma proteinlerin tanısal kullanımı başlıklı dersi beraber işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar size plazma proteinlerini anlatacağım. Ve bu plazma proteinlerini tanıda nasıl kullanacağız? Yani bize hekim olarak hastalık teşhisinde nasıl faydalı olacak? Bunlardan söz edeceğim arkadaşlar. Öncelikle bir plazma protein dediğimize göre arkadaşlar bir kan plazması ne demek? Plazma ne demek? Önce ona bir bakalım arkadaşlar. Bildiğinizi biliyorum bunu tabii ki. Tıp 3. sınıfa geldiniz artık. Plazma nedir biliyorsunuz. Biliyorsunuz kanın bir sıvı kısmı var arkadaşlar. Bir de hücre kısmı var. Kanın sıvı kısmını arkadaşlar biz eğer bunu kanı pıhtılaştırıp da santrifüje edersek serum elde ederiz. Ama kanı pıhtılaşmadan antikoagülan ekleyerek santrifüje edersek ise plazmayı elde ederiz arkadaşlar. Yani kanımızın da biz sıvı kısmı var hücreler. Ki o hücreler nelerdir? İşte en çok eritrositler, lökositler, trombositler ve onun sıvı kısmı var. Sıvı kısmında dediğim gibi eğer pıhtılaştırır da santrifüje edersek serum elde ederiz arkadaşlar. Pıhtılaştırmadan antikoagülan ekleyip de santrifüje edersek plazma elde ederiz. İşte plazma bu. Bu plazmada yani kan pıhtılaşmadan elde edilen sıvı kısmındaki plazmanın içinde proteinler var arkadaşlar. Bu proteinleri teşhiste kullanıyoruz. Şimdi onlardan söz edeceğiz bu derste. Şunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi arkadaşlar bu plazma kısmının, kanın plazma kısmının %90'ı su arkadaşlar. Kalan %10 kısmı ise arkadaşlar organik ve inorganik elementlerden oluşuyor. Organik ve inorganik elementler. İnorganik elementler işte sodyum, potasyum, klor gibi elektrolitler arkadaşlar. İşte karbondioksit, oksijen gibi gazlar. Fakat bizim bugünkü ders konumuz onlar değil arkadaşlar. Bugünkü ders konumuz bizim ne? Organik kısmı. Yani kanın plazmasının su da hariç, yani %90'ı suydu plazmanın. O %10 kısmında olan organik maddelerle ilgili, ki organik maddelerden de proteinlerle ilgili bu dersimiz. Şimdi kanın işte organik moleküllerine bakacak olursak arkadaşlar nelermiş onlar? Bu slaytta onu görüyoruz. İşte proteinler, yani plazmada bulunan plazma proteinleri arkadaşlar. Karbonhidratlar, yani kan şekeri, glikozdur, fruktozdur. İşte lipidler arkadaşlar. Kolesterol, trigliserit, LDL, HDL. Vitaminler ve amino asitler arkadaşlar. Kanın sıvı kısmının, yani plazmasının içindeki organik moleküller bunlardan ibaret. Yani proteinler, karbonhidratlar, lipidler, vitaminlerden oluşuyor arkadaşlar. Ama biz bugünkü dersimizde neye odaklanacağız arkadaşlar? Kanın bu plazmasında bulunan proteinlere odaklanacağız. Ve bu proteinleri hastalık teşhisinde nasıl kullanacağız? Onunla ilgili bu dersimiz. Şimdi arkadaşlar kanımızın işte plazmasında arkadaşlar plazmada bulunan bu proteinler yani plazmada görebiliriz. Diğer organik boşluklarda görebiliriz. Yani plevra sıvısında, perikard sıvısında, beyin omurilik sıvısında, idrarda da görebiliriz bu proteinleri arkadaşlar. Ve bu vücut kompartmanlarında arkadaşlar 500'den fazla protein tespit edilmiş insan vücudunda. Şimdi tabii ki bu 500'den fazla protein tespit edildiğine göre bizim tıpta biliyorsunuz hatta bilimde, tıptan da öte bilimde şu vardır. Bir şeyi tanımlayacaksın. Plazma proteinlerini tanımladık şu an. Yani kanın sıvı kısmında bulunan organik moleküllerinden bir kısmı olan proteinler. Ve bunun arada 500 tane ise bunu da sınıflamamız lazım. Bizim her zaman yaptığımız gibi sınıflayacağız şimdi de bunu arkadaşlar. Sınıflamak için arkadaşlar kan proteinlerin elektroforez kullanıyoruz arkadaşlar. Elektroforez. Yani elektroforez şu biliyorsunuz. Kan proteinlerini taşıdıkları elektrik yüklerine göre arkadaşlar ki bu elektrik yükler de onların taşıdıkları amino asit içeriğinden kaynaklanır. Yani işte asidik amino asit mi içeriyor, bazik amino asit mi içeriyor, nötral amino asit mi içeriyor? O içerdikleri amino asitlere göre arkadaşlar
her birinin bir yükü vardır bu proteinlerin, plazma proteinlerin. Bu plazma proteinlerini biz elektrik ortamında, elektrik alanında yürütürsek, yani artı eksi kutup arasında yürütürsek, biz bunu elektroforez diyoruz. Ve yürüttüğümüzde şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor arkadaşlar. En önde albumin var. Daha sonra alfa 1, alfa 2 ve beta ve gamma proteinlerimiz var arkadaşlar. Bunlardan da kısaca birkaç örnek verelim bunlara arkadaşlar. Mesela alfa proteinlerde arkadaşlar HDL, biliyorsunuz bir lipid protein. İyi kolesterol deriz biz buna, biliyorsunuz. HDL bir alfa protein arkadaşlar. Yani elektroforezde alfa 1'de olan bir proteinimiz. Yine alfa 1 antitripsin arkadaşlar. Alfa 1 antitripsin. Yine alfa 1 bandında bulunan bir proteinimiz. Biliyorsunuz bu proteaz inhibitörüdür alfa 1 antitripsin. Her ne kadar antitripsin sadece tripsin inhibit edecek gibi isimlendirilmiş olsa da birçok proteazı inhibe eder. Yani antiproteazdır alfa 1 antitripsin. Alfa fetoprotein arkadaşlar, alfa fetoprotein işte fetal döneminde karaciğerde üreten vitellus kesesinde üretilen bir proteinimiz arkadaşlar. Bu da yine alfa 1 bandında bulunan bir proteinimiz arkadaşlar. Transkortin kortizolleri, steroidleri taşıyan bir proteinimiz, plazma proteinimiz arkadaşlar. Alfa 2 bandında ise arkadaşlar alfa 2 makroglobulin var. Alfa 2 makroglobulin. Bu büyük moleküllü bir makro geçtiği için isminde zaten oradan da tahmin edebilirsiniz. Büyük moleküllü bir protein arkadaşlar alfa 2 makroglobulin. Eğer diyelim ki hasta albümin kaybediyor, albümin sentezinde bir sorun var. Vücut bu alfa 2 makroglobulini arttırarak onu tolere etmeye çalışır arkadaşlar. Yine seriloplazmin arkadaşlar. Seriloplazmin bakır taşıyor vücudumuzda, biliyorsunuz. Bakır taşıyan bir protein. Seriloplazmin alfa 2 bandında arkadaşlar. Antitrombin 3, yani trombini inhibe eden, pıhtılaşma faktörlerini inhibe eden, yani pıhtılaşmayı engelleyen bir molekül arkadaşlar antitrombin 3. Biliyorsunuz kanımızda pıhtılaşma konusunda bir denge vardır. Kanama olduğu zaman pıhtılaşma tarafı aktif olur, pıhtılaşma dengesini kayar ve o kanama, kanayan yeri, yara yerini, yırtık yerini hemen kapatır arkadaşlar. Ama normal zamanda da antikoagulan etki, fibrinoliz etki hakim olmalı. Çünkü dolaşımda pıhtı oluşursa emboli oluşur, damar tıkanır, infarkt gelişir. İşte bu antitrombin de antikoagulan dengede yer alan bir proteinimiz arkadaşlar, faktörümüz. Haptoglobulin arkadaşlar hemolüs sonrası kanın içine çıkan hemoglobinleri bağlayan bir proteinimiz. Niçin bağlıyordu bunu? Geçmiş yıllardaki derslerden hatırlarsınız. Haptoglobulin demir kana karıştığı zaman arkadaşlar, yani hemoglobin kana karıştığı zaman hemoglobinin içinde bulunan demir oksidan bir molekül arkadaşlar, demir. Bu oksidan molekül diğer plazma proteinlerine, hücrelere zarar verebilir. Yani oksidan etki yapar. Oksidan biliyorsunuz patolojik bir etki. Bunu engellemek için haptoglobulin hemoglobini tutaraktan demirin oksidan etkisini maskelemeye çalışıyor arkadaşlar. Bu da yine alfa 2 bandında bulunan bir proteinimiz arkadaşlar. Transferrin demir taşıyan bir molekül arkadaşlar. Beta 1 bandında. Beta 2 bandında da beta 2 lipoprotein var arkadaşlar, transferrin. Ve gamma bandında ise arkadaşlar işte immunoglobulinler, yani lenfositlerin salgıladığı, sentezlediği immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin G gibi immunoglobulinlerimiz var, gamma globulinlerimiz var arkadaşlar. Dersimizin ilerleyen şeyinde zaten bunların ayrıntılarına da gireceğim. Yani bu slide'den kısaca anlayacağımız, biz 500 tane bu plazma proteinini nasıl sınıflayacağız bunları? Önce bir sınıflamamız lazım. Tamam, bahsediyorsa 500'ünden birden bahsetmeyiz. Alfa 1 bandında mı? Alfa 2 bandında mı? Beta bandında mı? Önce bir bantlayarak bunları elektroforez sayesinde bir sınıflıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sınıfladıktan sonra işte alfa 1 bandındakiler şu özellikle, alfa 2 bandındakiler şu özellikle diye onları öyle kafamıza yerleştirip öğrenmeye çalışıyoruz. Yani bilimde genel olarak böyle bir eğilim vardır. Tanımla, sınıfla. Tanımla, sınıfla. Bu şekilde öğrenme yoluna gideriz arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar proteinlerimizi tanımladık, plazma proteinlerimizi ve sınıfladık. Şimdi tanımladık, sınıfladık. Bu plazma proteinleri nasıl sentez ediliyor, nasıl hücre için alınıyor ve nasıl yıkılıyor, niçin, nerede yıkılıyor? Bir de bu konuyu şey yapalım. Ben size şu an şeyi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Plazma proteinlerini normal fonksiyonlarını önce göreceğiz, beraberce gözden geçireceğiz. Fizyolojisini, fonksiyonlarını göreceğiz. Daha sonra bunların patolojik durumda ne gibi değişiklikler oluyor, biz nasıl kullanıyoruz onu şey yapacağız. Şu an daha şey aşamasındayız. Plazma proteinlerinin yani fizyolojisindeyiz. Yani onlar ne yapıyor, nerede sentezleniyor, nerede yıkılıyor onları görüyoruz. Şimdi ilk önce plazma proteinlerinin arkadaşlar çok büyük kısmı, çoğu karaciğerde sentezleniyor arkadaşlar. İşte immünoglobulinler B lenfositlerde sentezleniyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Gamma globulinler yani. Ama diğer bantlardaki proteinlerimizin çoğu karaciğerde sentezleniyor arkadaşlar. Yeri geldiğinde göreceğiz. İşte alfa fetoprotein fetal karaciğerde sentezleniyor. İşte vitellus kasesinde sentezleniyor. Makrofajda sentezleniyor diye yeri geldikçe bazı proteinler için böyle detay vereceğim. Ama genel olarak plazma proteinleri karaciğerde sentezleniyor arkadaşlar. Karaciğerde sentezlendikten sonra bu disse aralığı var arkadaşlar. Bakın soldaki şekline dikkat edin. Soldaki alttaki şekle. Disse aralığına sekrete ediliyor hepatosit tarafından arkadaşlar. Ve o disse aralığından santral vene, vena centralis'e gidiyor arkadaşlar. Oradan dolaşıma karışıyor. Dolaşıma karıştığı zaman zaten plazmaya karışmış oluyor. Plazma proteini bunlar zaten. Dolayısıyla karaciğerde sentezlendiğini şu an öğrenelim bu şeyden. Karaciğerde sentezlenip disse aralığına sekrete ediliyor plazma proteinleri. Plazmada dolanan arkadaşlar bu plazma proteinlerimiz yani kanın sıvı kısmında dolanan plazma proteinlerini hücreler arkadaşlar işte pasif divizyonla, aktif transportla, pinositozla, eksositozla hücre içerisine alıyorlar ya da eksositozda hücreden veriyorlar. Yani hücreye taşınmaları pinositoz, aktif transport, pasif transport sayesinde oluyor arkadaşlar. Yani bunların taşınmaları. Çünkü bunlar plazma proteinlerinin kan içindeki, damar içindeki konsantrasyonları, hücre içindeki konsantrasyonları iyi kontrol edilmesi lazım. Çünkü az sonra fonksiyonlarını anlatırken bu plazma proteinlerin fonksiyonlarını anlatacağım az sonra. Çünkü plazma eğer kanda daha fazla olursa, yani proteinleri kanda yüksek oranda olursa onkotik basıncı arttırır. Az olursa onkotik basıncı düşürür. Az olursa işte ödeme yol açar arkadaşlar. Dolayısıyla bunun bu hücreler tarafından hassas bir şekilde alınıp oranlarının da kontrol edilmesi lazım. Hücreler kendilerine bunları enerji içinde alabilirler arkadaşlar. Bu şekilde alındıklarında burada görmüş olduk. Yani pasif difüzyonla, aktif transportla, pinositozla ve eksositozla alınıp veriliyorlar ve bu dengeyi korumak zorunda hücreler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hücreler proteinleri aldı. Bu plazmadan aldıkları proteinleri nasıl yıkılıyor bu plazma proteinleri? Onu şimdi size burada anlatmak istiyorum. Plazma proteinleri iki ana yolla yıkılabiliyor arkadaşlar. Bir tanesi lizozomun içindeki proteaz enzimleriyle parçalanabilir arkadaşlar. Yani hücreye alındı. Hücreye alındıktan sonra bu pinositoz da alındı. Onu diyelim ki lizozomal vezikülle birleşik arkadaşlar fagozom oluşur. Bu fagozomun içinde proteaz enzimleri bu proteinleri parçalar. Bir yol bu arkadaşlar. Diğer yolsa arkadaşlar ubiquitin dediğimiz bir molekülümüz var. Bu ubiquitin molekülü hücre içinde yıkılması gereken proteinleri işaretliyor arkadaşlar. Onun işaretlediği proteinler yani ubiquitin tarafından işaretlenen proteinlerse proteaz enzimleri tarafından parçalanıyor. Yani ubiquitin yıkılacak proteinleri işaretleyen, gösteren, yönlendiren bir işaretçi enzim, indikatör arkadaşlar, gösterge. Yani özetle şunu demek istiyorum. Hücre içinde biz bu aldığımız proteinleri iki şekilde yıkabiliriz. Ubiquitinle işaretleyerek proteazları sunarız. Ya da lizozomaz enzimlerle fagozom oluşturarak yıkabiliriz arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar burada şeyden bahsedeceğim size. Şimdi şeye geçtik, şey aşamasına geçtik. Bir su içeyim müsaadenizle. Şimdi arkadaşlar bu plazma proteinlerin fonksiyonlarından söz edeceğim şimdi size. Yani plazma proteinleri ne iş yapıyor normalde? Normalde ne iş yapıyor? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Şimdi plazma proteinlerimiz arkadaşlar bir kere dokuların beslenmesi için kullanılabiliyor. Yani şöyle arkadaşlar az önce söylemiştim hücrelere alındığı şeyler plazma proteinleri işte lizozomlarda ubiquitinle işaretlenerek yıkılabiliyor dedim. Ve bu yıkıldığı zaman arkadaşlar bir vücudumuzun amino asit havuzu oluşuyor arkadaşlar. Bu amino asit havuzu doku proteinlerimizin yıkılmasıyla oluşan amino asit havuzu aynı zamanda beslenmeyle gelen amino asitler de bu havuza karışıyor arkadaşlar. Besinlerle aldığımız proteinleri parçaladık vücudumuzda yani sindirdik ve amino asit şekilde emildi. Bu da bu havuza karışıyor arkadaşlar amino asit havuzuna. Hatta yeniden de novo olarak sentezlediğimiz amino asitler de bu havuza karışıyor. Yani vücudun bir amino asit havuzu var. Bu amino asit havuzunu arkadaşlar hem besinlerle gelen proteinlerden gelen amino asitler, de novo olarak sentezlediğimiz amino asitler ve bu dokuların yıkılmasıyla elde edilen amino asitler oluşturuyor. Eğer arkadaşlar vücut besinsiz kalırsa, yani diyelim ki açlık orucu tutuyor, hani ölüm orucu tutuyor. O zaman arkadaşlar eğer şey olursa yani oruç tutarsa bu kişi aç kalırsa arkadaşlar o zaman ne olacak? Besinlerle gelen amino asitler azalacak arkadaşlar. De novo sentez de azalacak. Nerede olacak? Dokuların yıkımıyla bu havuz dolacak arkadaşlar. Yani vücut kendi kendini yiyecek. Yani kendi kendi proteinlerini yakaraktan yani kasları eriyor biliyorsunuz ölüm orucuna giden kişilerde İşte ciddi zayıflama oluyor. Yani kasları yıkılıyor öncelikle ama daha sonra işte nöronlara da hasar geldiği zaman zaten ölüm oluşuyor. Buradan şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. İşte doku proteinleri yani bu proteinlerimiz bize besin olarak da faydası var. Enerji olarak da. Bunların içinde de en önemlisi albümin arkadaşlar. Albümin zaten büyük bir molekül. Bol amino asit olan bir molekül. Bu albümin özellikle vücutta besin olarak da kullanılabiliyor. Yıkılıyor ve buralardan protein, amino asitlerden enerji elde edilebiliyor. Yani özetle tek cümleyle proteinlerin fonksiyonlarından birincisi besin olarak kullanılabiliyor. Dokuya beslenme olarak, besleyici olarak etki edebiliyor arkadaşlar. İkinci önemli bir özelliği arkadaşlar, görevi bu plazma proteinlerimizin onkotik basınç oluşturması arkadaşlar. Birinci sınıftan, ikinci sınıftan hatırlarsınız fizyoloji derslerinden arkadaşlar. Biliyorsunuz kanı damarların içinde tutan basınç ozmotik basınç, onkotik basınçtır. Onkotik basınç nasıl oluşuyordu arkadaşlar? Damarın içinde bulunan proteinler etrafında su moleküllerini bağlayaraktan damar içine doğru bir basınç oluşturuyordu. Onkotik basınç diyorduk biz bunu arkadaşlar. Tersine de hidrostatik basınç diyorduk. Yani damar dışına çıkmak isteyen basınçsa hidrostatik basınçtı. İşte bu venöz tarafta doku boşluklarından, interstisyel aralıktan damar içine sıvıyı çeken basınca biz onkotik basınç diyoruz arkadaşlar. Bu onkotik basıncı da oluşturan arkadaşlar plazma proteinleri. Özellikle de albümin arkadaşlar. Az önce dersin başında da demiştim. Diyelim ki vücut şey kaybediyor, albümin kaybediyor. Ne yapar? Alfa 2 makroglobini arttırarak büyük bir molekül onkotik basıncı telafi etmeye çalışır. Yani ödeme engellemeye çalışır arkadaşlar. Özetle ikinci görevi de arkadaşlar onkotik basıncı oluşturması plazma proteini. Bunda da yine en önemli görevi albümin yapıyor arkadaşlar. Bir diğer görevi arkadaşlar plazma proteinlerinin tampon görevi arkadaşlar. Vücudumuzda biliyorsunuz asit-baz dengesi bozulduğu zaman işte respiratör asitoz oldu, metabolik asitoz oldu ya da metabolik alkaloz oluştu. Bunların tamponlanması lazım. Bunun için de vücudumuzda tampon var. Hatırlıyorsanız arkadaşlar işte karbonik asit tampon sistemimiz vardı, fosfat tampon sistemimiz vardı. Bir de protein tampon sistemimiz. Bu tampon sistemi de işte
Çünkü proteinlerimizde arkadaşlar biliyorsunuz bazik amino asitler var, asitik amino asitler var ve bunlar amfoterik özellikle ve tampon görevi yapabiliyor arkadaşlar. Tampon görevi yapabiliyor. Yani şiddetli asitozu ve alkalozu nötralize edebiliyor. Burada da en önemli görev arkadaşlar hemoglobin yapıyor. Hemoglobindeki proteinler yapıyor arkadaşlar. Yani üç tane şey saydım şu ana kadar görev olarak proteinlerin. Nedir? İşte beslenmede rol alabilirler. Onkotik basıncı oluştururlar. Tamponlama görevi yaparlar. Savunma görevi yapıyorlar. Gamma globinler özellikle. Yani B lenfositlerin oluşturduğu, plazma hücrelerinin oluşturduğu arkadaşlar immunoglobulin M biliyorsunuz akut dönemde biliyorsunuz görev yapar. İmmunoglobulin G kronik dönemde daha uzun dönemde görev yapar. İşte immunoglobulin A salgısal yani solunum sistemini ondan sonra GİS'i korur biliyorsunuz arkadaşlar. Ya işte immunoglobulin E var. Yani dolayısıyla o da alerjide rol alır. Vücudun savunmasında humoral bağışıklıkta rol alıyor arkadaşlar gamma globulinlerimiz. Ha, burada şekli görünce hatırladım. Kompleman sistemimiz var biliyorsunuz bizim vücudumuzda çok önemli kompleman sistemimiz var. Kompleman sistemi de ne yapıyordu arkadaşlar? Aktive olaraktan yani antijeni algıladıktan sonra aktive olaraktan şeyi parçalayan bir kompleks oluşturuyordu. Mikroorganizmayı parçalayan bir kompleks oluşturuyordu arkadaşlar. Dolayısıyla kompleman sistemimiz de yine proteinlerden oluşuyor arkadaşlar. Yani immunoglobulinler ve kompleman proteinlerden oluşuyor. Vücudumuzun savunmasında etkili proteinler yani. Bir başka önemli görev arkadaşlar enzimler. Yani vücudumuzda ki biliyorsunuz katalizör, biyolojik katalizörlerimiz, enzimlerimiz hep protein yapısında arkadaşlar. Ki neye yarıyor bu enzimler? İşte karbonhidratların sindiriminde, amilaz, lipitlerin sindiriminde, lipaz arkadaşlar, proteinlerin sindiriminde, işte tripsin, kimotripsin, pepsin yani enzimler rol alıyor arkadaşlar. Yine sentezlerde de rol alıyor bunlar. Yani biyolojik katalizörler aktivasyon enerjisini düşürüyorlardı arkadaşlar. Bunlar vücuttaki reaksiyonlarda. Yine arkadaşlar bir başka görevi bu plazma proteinlerinin koagülasyonda önemli görevleri var. Dersin başında da söz etmiştim. Vücudumuzda işte damarda yırtıldı diyelim ki damarımız yırtıldı yani kanama oldu. Orada koagülasyon oluşması lazım. Kanamanın durdurulması lazım. Hemen pıhtılaşma sistemi, kaskatımız pıhtılaşma kaskatı aktive oluyor ve oradaki enzimler faaliyete geçerekten arkadaşlar pıhtılaşma faktörleri işte protrombin trombine dönüşüyor, fibrinojen fibrine dönüşüyor ve ne yapıyor? O kanayan, yaralanan damar dokusu tamir ediliyor arkadaşlar, yamalanıyor. Aynı zamanda da işte antitrombin 3, ondan sonra plazmin gibi pıhtılaşma karşıtı moleküller de arkadaşlar damarlardaki bu aşırı pıhtıları temizleyerekten dolaşımın sağlıklı bir şekilde dolaşmasını yani emboli oluşmamasını, trombüs oluşmamasını da sağlıyor arkadaşlar bu proteinlerimiz. Yani sağlıklı bir dolaşım için, yani kanamanın engellenmesi için yine bu plazma proteinleri görev yapıyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar protein yapıda hormonlarımız var arkadaşlar. Bunlar hangileri? İşte ön hipofiz hormonları, TSH, GH, FSH, LH, prolaktin, adrenokortikotrop hormon, hipofiz ortolob hormonu, melanostimülatör hormon, arkalob, hipofiz arkalob hormonu, antidiüretik hormon, oksitosin, pankreas hormonları, insülin, glukagon arkadaşlar, paratiroid hormonu, böbrekten salgılanan EPO, eritropoietin yani, GIST'ten salgılanan grelin, gastrin, sekretin, kolesistokinin, bütün bunlar protein yapısında. Dolayısıyla hormon olarak da bize hizmet ediyor proteinler arkadaşlar. Yine arkadaşlar proteinlerimiz taşıyıcı olarak da görev yapıyor arkadaşlar proteinler vücutta. Mesela albümin arkadaşlar işte yağ asitlerini taşıyor arkadaşlar. İşte T3, T4 hormonunu taşıyor arkadaşlar. İlaçları taşıyor. Böyle non-spesifik taşıyabildiği gibi
spesifik taşıyıcılarımız da var arkadaşlar. İşte tiroglobulin bağlayan hormon, hemoglobini bağlayan haptoglobulin, hemi bağlayan hemopeksin gibi böyle spesifik taşıyıcılarımız da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dersin ilk kısmını bitirdik. Ben bir su içeyim. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bu plazma proteinlerini tanıda nasıl kullanacağız? Yani hekim olarak esas işinize yarayan kısım burası. Daha önceki bu dersin şu ana kadar kısımları size aslında tıp 1, tıp 2'yi hatırlatmaktan ibaret. Çünkü onları siz gördünüz, biliyorsunuz yani. Esas yeni öğrenecekleriniz şu andan itibarenki bilgiler arkadaşlar. Nedir bunlar? İşte biz bu plazma proteinlerini nasıl tanıda kullanacağız hekim olarak? Yani bize nasıl yol gösterecekler? Teşhiste nasıl faydalanacağız? Onu konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ben size burada birkaç ipucu vereceğim arkadaşlar. Bu ipuçlarına göre biz yolumuza devam edeceğiz. O da şöyle arkadaşlar. Şimdi ben size anlatırken şimdi bu plazma proteinlerin işte albümin diye başlayacağım. Seroplazmin devam edeceğiz yani plazma proteinlerini. Bir kere şeye uyacağım arkadaşlar. Hani albümin alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 sırasına göre ona uyacağım. Yani o sıraya göre anlatacağım bunları. Bir o. İkincisi arkadaşlar, ilk baştaki ilk slaytlarımda hep bu verdiğim proteinin hangi plazma proteininden bahsediyorsak ağırlığını vereceğim size. Kilo dalton olarak arkadaşlar kaç amino asit olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar ve nerede sentezlendiğini söyleyeceğim. Yani her plazma proteinini böyle ilk slaytını böyle bu şekilde öğrenin. Yani işte ağırlığını, kaç amino asit olduğunu ve nerede sentezlendiğini. Ha size şunu söyleyeyim peşin peşin. Şey sormam size hani işte falan albümün kaç kilo daltondur ya da kaç amino asitten oluşur. Bunu sormam. Ama kaç amino asitten olduğunu ve kaç kilo dalton olduğunu bilmenizde kabaca fayda var arkadaşlar. Yani hangisi hangisinden büyük. Çünkü onkotik basınç oluşturuyorsa bir proteinin büyük olması lazım. Yani hangisi küçük, kaç amino asitten oluşuyor. Yani mesela kaç amino asitten oluşursa ona göre besin değeri olur mesela şeyin proteinin. Yani kabaca bu bilgileri de bilmeniz lazım ama ben dediğim gibi hani sınavda öğrenci açısından önemli biliyorum. Çünkü biz de öğrenciydik hani. Ama hani şey sor, kaç kilo dalton işte kaç amino asit, bunu hani öğrenmekle sizi yormayacağım arkadaşlar. Ha, öğrenmenizi istiyorum ve hani mutlu da olurum öğrenirseniz ama açık net söyleyeyim, onların ağırlığını ve amino asitleri sormayacağım. Ama dediğim gibi kabaca bir fikriniz olsun. Fakat tabii ki işte nerede sentezleniyor bunu bilin tabii ki, ben hani bunu bilmenizi istiyorum. Ama dersin başında söylemiştim. Zaten %90'ı karaciğerde sentezleniyor. Bir iki tane ufak fark var. Onları da hani öğreneceksiniz yani. Daha sonraki slaytlar benim için önemli arkadaşlar. O slaytlarda şimdi mesela albümün üzerinden devam edeyim. Albümün neymiş arkadaşlar? Albümün şey yapalım. İkinci sayfasına geçelim. Albümün işte 66 kilo dalton ağırlığında arkadaşlar. 580 amino asitten oluşuyor ve karaciğerde sentezleniyor arkadaşlar. Karaciğerde sentezleniyor. Şimdi bunu böylece bilelim. Şimdi bu slayta geçelim arkadaşlar. Bu slayta geçmeden yine size anahtar birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu slaytları değerlendirirken de her proteinimizin böyle bir slaytı var arkadaşlar. Yani işte azaldığı slaytlar, arttığı durumlar, azaldığı durumlar, referans değeri, klinik kullanımı diye böyle her proteinimizin şeyi var, bilgileri var arkadaşlar. Burada değerlendirirken arkadaşlar şöyle bir yol izleyeceğim. Hani size de zaten slayt geldikçe de vurgulayacağım ama dersin başında da siz şey yapın, bunu kafanıza yerleştirin. Bir kere arkadaşlar bu plazma proteinleri birçoğu akut faz reaktanı. Akut faz reaktanı neydi? Bu size herhalde ikinci sınıfta anlatılmıştır arkadaşlar. Akut faz reaktanı şu. Mesela en bariz akut faz reaktanı SRP. Tabii diğerlerde mesela haptoglobulin, seroplazmin, alfa 1 antitripsin, bunlar da hep akut faz reaktanı. Geldikçe ben vurgulayacağım. Akut faz reaktanı şu. Vücut bir tehlike durumunda kaldığı zaman, yani bu bir enfeksiyondur, bu bir kanserdir, bu bir strestir. Ne yapar? Bu akut faz reaktanları artar arkadaşlar. Vücutta kanda değerleri yükselir. Dolayısıyla biz bunları değerlendirirken plazma proteinleri, ben diyeceğim ki akut faz reaktan olduğu için bak yükselmiş değeri diye size söyleyeceğim mesela. Arttığı durumlarda onu vurgulayacağım. Yani akut faz reaktan olduğu için burada yükselmiş diyeceğim mesela. Yani akut
proteinlerin büyük kısmı akut faz reaktanı ve akut stres durumunda, yani akut enfeksiyon, travma, kanser gibi böyle vücudun şiddetli bir stresle karşılaştığı zaman artıyor arkadaşlar bunlar. Bunu vurgulayacağım bir. Yani akut faz reaktan durumunda proteinlerin arttığını bileceğiz böyle bir akut durumda. İkincisi arkadaşlar, yine vurgulayacağım her şeyde. İkincisi şu arkadaşlar, gebelik durumunda plazma volümü artıyor arkadaşlar. Ben bunu size şeyde anlatmıştım geçtiğimiz derslerde. Plazma volümü arttığı için 2,5 litre falan artıyor gebenin şeyi, plazma volümü. Plazma volümü arttığı için bu şeyler diluye olduğu için konsantrasyonları azalıyor arkadaşlar. Bunu vurgulayacağız. Yani gebe olduğu için işte azalmış falan. Gebelerde azalır. Neden azalır? İşte gebelerde plazma volümü arttığı için azalır arkadaşlar. Bunu vurgulayacağız. Başka ne var arkadaşlar? Bakayım hatırlayabildiğim bir şey burada. Ha şey var, onu da söyleyeyim. İşte arkadaşlar mesela beslenme durumunun şey oldu. Ders anlataraktan oralarda da aklıma geldikçe söyleyeyim. Şimdi öncelikle albümüne bakalım arkadaşlar. Şimdi albümünün azaldığı durumlara bakalım. Şimdi albümünün azaldığı durumlar arkadaşlar. Zaten albümünü anlatınca bütün diğer proteinleri de bunu uygulayabileceğiz arkadaşlar. Dedik ki karaciğerde sentezleniyor albümün. Yani proteinlerin çoğu. Ama albümün sadece karaciğerde sentezleniyor. Dolayısıyla karaciğer hastalıklarında nedir o arkadaşlar? Siroz, diğer karaciğer hastalıkları yani hepatittir mesela. Karaciğer yağlanmasıdır. Yani karaciğerle ilgili patolojilerde sirozdur. Karaciğer kanseridir. Yani karaciğerin fonksiyon yapamadığı durumlarda arkadaşlar albümün azalacaktır. Çünkü karaciğerde patoloji var. Albümün ise karaciğerde yapılıyor. Dolayısıyla karaciğer hastalıklarında yani sirozdur, hepatittir. Hepatitte falan hemen şey yapmayabilir. Yani ileri aşamasında etkili olur arkadaşlar. Fakat karaciğer harabeti ilerlediği zaman albümün yapamaz duruma geçer. Bu aynı zamanda bir karaciğer fonksiyon testidir albümün. Yine arkadaşlar nefrotik sendromda niçin şey olur arkadaşlar albümün azalır? Çünkü nefrotik sendromda protein ürü var hatırlıyorsanız. Protein ürü. Protein ürü olduğu zaman albümün protein, diğerleri protein. Bunlar protein ürüyle kaybolacaklar için, idrarla kaybedilecekler için kandaki değerleri düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla karaciğer patolojisinde azalır. Böbrek patolojisinde, protein ürüyle giden böbrek patolojisinde ki nefrotik sendrom bunların en barizi azalır arkadaşlar. Yine neoplazide azalır. Neoplazide niçin azalır arkadaşlar? Neoplazi neydi? Vücuttan enerji emiyor kanser hücreleri arkadaşlar. Enerji emdiği zaman vücut ne yapacak? Bari proteinleri parçalayayım da onlardan biraz enerji elde edeyim diye proteinlerini yiyecek. Dolayısıyla protein düzeyleri düşecek arkadaşlar. İşte protein kaybettirici enteropatiler arkadaşlar. Bazı enteropati durumlarda protein kaybediyor vücut arkadaşlar. Bunlarda da yine söyleyin onu arkadaşlar. Bu kavazikor vardı. Marasmus, kavazikor gibi hastalıklar var arkadaşlar. Bunlar protein kaybettirici enteropatiler. Bunlarda da yine kan proteini düşüyor arkadaşlar. Diğer bakın maviyle işaretlememişim. Onları çünkü daha az önemli görmüşüm. Neymiş? İşte vücuda aşırı sıvı verdik. Sıvı verince diluye olduğu için kan proteinleri düşük göreceğiz tabii ki. Albümin yani burada albümünden bahsediyoruz. Düşük göreceğiz. Yine ne? Gebelikte. Gebelikte niçin? Baştan söylemiştim. Kan plazması artıyor gebenin. Dolayısıyla albümünü düşük oluyor. Gayet basit yani arkadaşlar. Albümünü biz niçin kullanacağız? Buradan tekrar söyleyeyim, hemen geçelim bunu. Fazla vakit kaybetmeyelim dersimizde. Karaciğerde yapıldığı için sirozu bize, yani karaciğer patolojisini gösterir azalması. Albümine baktık mesela. Karaciğer patolojisini gösterir arkadaşlar. Böbrekte nefrotik sendrom gibi protein kaybettirici durumları gösterir. Çünkü oradan kaybediyordur. İşte neoplaziyi gösterebilir arkadaşlar. Onda azalır. Protein kaybettirici enteropatileri gösterebilir arkadaşlar. İşte aşırı hidrasyon olmuş, gebe olmuş. Bunlarda da düşük olur. Şimdi de yükseldiği durumlara bakalım arkadaşlar. Albümin vermişiz damardan arkadaşlar. Albümin verir miyiz? Veririz tabii ki. Neden veririz? Mesela hastanın ödemi var. Yani karaciğer patolojisi var, sirozu var. Albümin yapamıyor yeterince. Albümin veririz. Ta ki bu albümin işte onkotik basıncı oluştursun, ödemini çeksin diye. Ama bunu fazla verirsek ne olur? Albümini yüksek görürüz kanında.
Yani albümin yüksek gördüğümüz bir durum. Biz iotrojenik deriz biz buna. Yani doktor yapmıştır bunu. Fazla vermiştir albümünü. Yine dehidrate olmuş hasta. Fazla sıvı kaybetmiş arkadaşlar. Fazla sıvı kaybettiği içinde ne olacak? Konsantrasyonları artacak kandaki proteinlerin arkadaşlar. Şimdi ikinci bir proteinimize geçiyoruz arkadaşlar. Albümünü anladık. Alfa 1 antitripsin. Alfa 1 antitripsinimiz arkadaşlar, öncelikle söyleyeyim, 51 kilodalton ağırlığında 394 amino asitten oluşuyor arkadaşlar. Alfa 1 antitripsin. Alfa 1 antitripsin arkadaşlar karaciğerde sentezleniyor. Ayrıca makrofajlarda ve monositlerde sentezleniyor. Bakın albüminden farklı olarak bu makrofajlarda ve monositlerde yine bilmeniz lazım. Ayrıca arkadaşlar alfa 1 antitripsin bir adı üstünde antitripsin, tripsini engelliyor. Tripsin neydi? Protein yıkan bir enzimdi arkadaşlar, proteazdı. Fakat sadece ismi antitripsin olsa da bunun bu proteaz inhibitörüdür. Yani nötrofil makrofaj proteazlarını da inhibe eder arkadaşlar. Onun için de alfa 1 antitripsin eksikliğinde mesela ne olur? Amfizem karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi slaytına geçelim arkadaşlar. Bunun klinik tanıda kullanacağımız slaytına geçelim. Şimdi bu tanıda bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Alfa 1 antitripsinin yükseldiği durumlara bakalım şimdi. Ne diyor arkadaşlar? Her türlü enfeksiyon, doku nekrozu, travma, stres, tiroid enfeksiyonları. Bu durumlarda alfa 1 antitripsin yükseliyor. Bunun yükselmesinin sebebi arkadaşlar alfa 1 antitripsin bir akut faz reaktanı. Yani vücudu tehlikede olduğu durumlar, enfeksiyon, nekroz, travma, stres, tiroid enfeksiyonu. Bu durumlarda yükseliyor alfa 1 antitripsin. Çünkü alfa 1 antitripsin bir akut faz reaktanı arkadaşlar. Yine arkadaşlar alfa 1 antitripsin işte gebelikte ve oral kontraseptif kullanımında yükseliyormuş. Ama ben onu bakın pembe işaretlemedim. Ama yükseliyor. Neden yükseliyor? Yani benim kanaatim gebeliği bir vücut şey olarak algılayabiliyoruz. Çünkü vücut için gebelik bir yüktür. Yani stres olarak algılayıp ona karşı bir akut faz reaktanın yükselmesi şeklinde ben düşünüyorum doğrusu. Azaldığı durumlara bakalım arkadaşlar. Azaldığı durumlarda arkadaşlar az önce de söyledim. Neydi alfa 1 antitripsimiz? Proteaz inhibitörü. Azaldığı zaman arkadaşlar bir enfeksiyon oldu mesela akciğer bronşit oldu bir adultumuz yetişkin birisi. Bronşit olduğu zaman arkadaşlar orada şeyler var, mikroorganizmalar var. Bu mikroorganizmalara karşı da vücudun solunmaya gelmiş nötrofilleri var arkadaşlar. Bu nötrofiller bu mikroorganizmalarla mücadele ediyor. Onlara karşı proteazlar salgılayaraktan sindiriyor şeyleri, mikroorganizmaları. Ama belirli bir yerden sonra bunların vücudun alfa 1 antitripsin aktivitesiyle dengelenmesi lazım. Proteazların inhibe edilmesi lazım. İnhibe edilmezse arkadaşlar bu makrofajların, nötrofillerin salgıladığı proteazlarla karaciğer kendi proteinlerini sindiriyor ve amfizem oluşuyor arkadaşlar. Amfizemi hatırlarsınız. O üzüm salkımı yerine balon gibi hale geliyor karaciğer bronşları. Yoğun, yani o üzüm tanecikler, veziküller kayboluyor. Onları ayıran parçacıklar, septumlar kaldırılıyor, sindiriliyor şeyler tarafından, proteazlar tarafından. Yine arkadaşlar yeni doğanlarda da aynı akciğerlerinde respiratör distrese yol açabilir arkadaşlar bu alfa 1 antitripsin eksikliği. Ayrıca neonatal hepatite yol açabilir, infantil siroza yol açabilir arkadaşlar alfa 1 antitripsin eksikliği. Bu proteazları inhibe edemediğinden dolayı arkadaşlar. Şimdi alfa fetoproteine geçtik arkadaşlar. Alfa fetoproteine geçtik. Bundan bahsedeyim. Alfa fetoprotein 70 kilodalton ağırlığında arkadaşlar. 609 amino asitten oluşan bir molekül arkadaşlar. %4 karbonhidrat içeriyormuş alfa fetoprotein. Alfa fetoprotein arkadaşlar fetal karaciğerle sentezleniyor ve vitellus kesesinde, yoksak kesesi dediğimiz vitellus kesesinden sentezleniyor arkadaşlar. Bakın diğerlerinden farklı. Diğerlerinin hepsi hemen hemen karaciğerdeydi. Bu karaciğerde değil, fetal karaciğerde. O önemli. Fetal karaciğerde ve yolk sac kesesinde sentezleniyor arkadaşlar.
Devam edelim şimdi arkadaşlar. Klinik kullanımını, yani hekim olarak biz bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar, ona bakalım şimdi. Yükseldiği durumlara bakalım arkadaşlar. Primer hepatoseller karsinom. Primer hepatoseller karsinomda yükseliyor arkadaşlar. Primer hepatoseller karsinom ve yoksa tümörü diyor. Şimdi arkadaşlar, fetal karaciğerde sentezleniyordu ya. Kanser hücreleri zaten karaciğer kanseri bu. Hepatoseller kanseri, karaciğer kanseri. Karaciğer kanser hücreleri arkadaşlar dengesiz hücrelerdir. Yani kendini yani o infantil karaciğer gibi karaciğer hücrelerinin davrandığı gibi davranır ve alfa beta protein sentezler arkadaşlar. Çünkü karaciğer hücresi normal adult dengeli bir hücre olsa zaten sorun olmaz. Dengesiz, yani embriyoner gibi davranıyor, dengesiz davranıyor. Dolayısıyla alfa beta protein salgılıyor. Dolayısıyla biz de onu oradan yakalıyoruz arkadaşlar. Alfa beta proteini yükseldiği durum karaciğer hepatoseller karsinomda yükseliyor. Yani karaciğer hepatoseller kanser durumunda arkadaşlar o kanser hücreleri alfa beta protein salgılıyor. Yine Yorksak tümörü diyor arkadaşlar. Yorksak biliyorsunuz işte vitellus kesesiydi. Vitellus kesesi de yapılıyordu bu arkadaşlar. Dolayısıyla o kesenin de tümöründe Yorksak tümöründe alfa beta protein yine artıyor arkadaşlar. Çünkü onlar embriyonal dönemde de alfa beta protein yapıyordu arkadaşlar. Yine gel hücreli tümörlerde arkadaşlar pankreas, mide, kolon kanseri, birçok kanser hücreleri de arkadaşlar bu alfa beta proteini yapabiliyorlar arkadaşlar. Ama alfa beta proteini biz arkadaşlar daha şeyde kullanıyoruz. Ben size bunu ders senenin sonunda anlatacağım arkadaşlar. Üçlü testler, üçlü test, dörtlü test diye bu perinatal dönemde gebelere yaptığımız testler var. Orada kullanıyoruz biz bu alfa beta proteini arkadaşlar. İşte üçlü testimiz var. Alfa beta protein, human chorionic chronotropin, östriolden oluşan. Bir de inhibin de yaptığımız zaman inhibin A dörtlü test oluyor. Burada arkadaşlar alfa beta protein işte azaldığı durumlar Down sendromunda, yani 21 trisomide azalıyor arkadaşlar alfa beta protein. Nörotik defeklerde, nörotik defek deyince spina bifida hatırlayın. Spina bifida, omfalocel sel gibi spina bifida, yani durumlarda arkadaşlar, yani medulla spinalis açıklığında nörotik defektinde şey azalıyor arkadaşlar alfa beta protein. Yani alfa beta proteini gebenin, hamilenin kanında baktığımız zaman plazmasında arkadaşlar bize Down sendromu ve nörotik defekti teşhisinde faydalı oluyor. Down sendromunda azalıyor, nörotik defektinde artıyor arkadaşlar alfa beta protein. Yine alfa beta proteini biz tabii ki fetal karaciğerden ve Yorksak kesesinden sentezlendiği için onların tümörlerinde artmış olarak buluyoruz arkadaşlar. Ha, bu slayta gelince de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben size hiç referans değerlerinden bahsetmedim şu ana kadar biliyorsunuz. Tamam, referans değerleri sormayacağım size. Ama hekimseniz, hekim oluyorsunuz, referans değerleri de bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani diyelim ki bir sonuç geldi size. Siz orada değerlendirirken referans değerini bileceksiniz ki ona göre değerlendirebilirsiniz bunu. Dolayısıyla referans değerleri de şimdiden öğrenmeye başlarsanız memnun olurum. Ama tabii ben size referans değerini de sormayacağım. Hani şey de söylemiştim, kaç amino asitten oluşuyor, işte kaç kiloda alton, onu da sormayacağım ve referans değerini de sormayacağım. Ama diğerlerini sorarım arkadaşlar. Şimdi seroplazmine geldik arkadaşlar. Seroplazmin bir alfa 2 protein arkadaşlar. Yani elektroforez yaptığımız zaman alfa 2'de bulunan bir protein. Seroplazmin arkadaşlar 132 kilo dalton ağırlığında, işte 1046 amino asitten oluşan bir protein arkadaşlar. Seroplazminimiz de arkadaşlar karaciğerde, makrofajlarda ve lenfositte sentezleniyor. Karaciğerde, makrofajda ve lenfositlerden sentezleniyor arkadaşlar seroplazmin. Seroplazmin arkadaşlar seroplazmin bakır taşımada görev yapıyor arkadaşlar vücudumuzda. Bakır taşımada görev yapıyor.
Yükseldiği durumlara bakalım şimdi arkadaşlar, yükseldiği durumlara. Sefloplazmin inflamasyonda, doku nekrozunda, travmada yükseliyor. Şimdi ders yapıyor olsak ben size sorardım arkadaşlar canlı canlı. Bu size neyi anlatıyor derdim. Hani canlı ders yapabilseydik, siz karşımda olsaydınız sorardım. Ben cevaplayacağım ama sizin yerinize şimdi. Tabii ki sefloplazmin bir akut faz reaktanı. Akut faz reaktanı olduğu için enflamasyonda, doku nekrozunda ve travmalarda yükseliyor arkadaşlar. Akut faz reaktanı olduğu için. Yani durumun, vücudun tehlikede olduğunu gösteriyor. Yani vücut bir stresle, bir tehlikeyle karşı karşıya diyor yani bize. Onun için inflamasyonda, doku nekrozunda, travmalarda artıyor arkadaşlar sefloplazmin. Yine arkadaşlar gebelikte, oral kontraseptifte kullanımında da arttığı görülmüş arkadaşlar. Bunu ben yine az önce de öyle yorumlamıştım. Yani yanılıyor da olabilirim ama öyle düşünüyorum. Yani işte gebelik de vücut için bir travma arkadaşlar. Yani bir kadın için, bir bayan için gebelik de müthiş vücuduna bir yük. Dolayısıyla vücut gene o stresi belirten bir işaret olarak da sefloplazmini arttırmış olabilir arkadaşlar. Azaldığı durumlar bizim için daha önemli arkadaşlar. Azaldığı durumlar bizim için daha önemli. Nedir? Yani onlarla spesifik, size soru olarak o gelir her zaman. Yani sefloplazminle hem ben sorarım hem de başka TUS'la falan hep böyle sorulur. Wilson hastalığında azalır arkadaşlar. Wilson hastalığı. Wilson hastalığı arkadaşlar Wilson hastalığında bakırın karaciğerde taşınması bozuk arkadaşlar. Dolayısıyla karaciğerde karaciğere çöküyor arkadaşlar. Karaciğere çöktüğü için arkadaşlar ayrıca bunlarda şey var. Kaiser-Flager halkası dediğimiz pupillaların etrafında arkadaşlar böyle mavi yeşil bir halka oluşuyor arkadaşlar. Kaiser-Flager halkası. Wilson hastalığı için patogenomik, yani onun teşhisini koyduran bir şey arkadaşlar. Bu Wilson hastalarında arkadaşlar karaciğerlerde işte demir birikimi, bakır birikimi oluyor arkadaşlar. Ayrıca beyinde bazı nükleoslarda, ganglionlarda yine şey birikimi oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu hastalarda karaciğer yetmezliği, nörolojik defisitler oluşuyor arkadaşlar. İkinci bir hastalığımız arkadaşlar Menkes-Kingsley-Hair sendromu. Hair saç biliyorsunuz. Menkes-Kingsley-Hair sendromu. Burada da bakır eminimi bozuk arkadaşlar. Bu hastaların da saçları arkadaşlar çok tipik bakır tele benziyor arkadaşlar. Saçları bakır tele benziyor. Yine bunlarda da yani Menkes hastalarında ve Wilson hastalarında biz kan sefloplazmini azalmış buluyoruz arkadaşlar. Kan sefloplazmini azalmış buluyoruz biz bunlarda arkadaşlar. Yine gastroenteropatilerde de azalıyor arkadaşlar sefloplazmin. Bir başka proteinimiz arkadaşlar haptoglobin. Haptoglobin arkadaşlar bir başka proteinimiz. Bu da arkadaşlar yine birkaç komponentten oluşuyor. Alfa 1 komponenti 83 amino asitten oluşuyor arkadaşlar. Diğer beta komponenti ise arkadaşlar 245 amino asitten oluşuyor arkadaşlar. Ve karaciğerde sentezleniyor haptoglobin arkadaşlar. Haptoglobin görevi neydi arkadaşlar? Haptoglobin hemoglobini bağlıyordu arkadaşlar. Hemoglobini niçin bağlıyordu? Dersin başında da söz ettim. Tekrar olacak burada. Olsun. Hemoglobinin içinde demir var ve demir bir oksidan molekülü arkadaşlar. Yani serbest oksijen radikali gibi oksitliyor vücudu, oksiden strese maruz şey yapıyor. Dolayısıyla haptoglobinin hemoglobini bağlayaraktan vücudu bu oksidatif stresten koruyor arkadaşlar. Hangi durumlarda artıyor bakalım arkadaşlar. Miyokard infarktüsü, akut ve kronik enflamasyonlar, neoplastik hastalıklar, kolajen doku hastalıkları, doku yıkımıyla giden hastalıklar, nefrit, piyonefrit. Yine aynı sorunu soruyorum arkadaşlar. Bunlar size neyi hatırlatıyor? Yine ben cevaplayacağım, siz yoksunuz karşımda. Bunlar vücut stres altında kalmış. Akut faz reaktanı haptoglobin. Akut faz reaktanı haptoglobin. Akut faz reaktanı olduğu için arkadaşlar miyokard infarktüsünde, inflamasyonlarda yani enfeksiyonlarda, kanserde, kolajen doku hastalıklarında hep artar düzeyi arkadaşlar. Azaldığı durumlar nedir arkadaşlar? Haptoglobin. Azaldığı durum arkadaşlar
vücut hemolize uğrarsa, vücutta hemoliz fazla olursa, hemoliz ne zaman fazla olur arkadaşlar? Yanlış kan transfüze olmuştur mesela, transfüzyon reaksiyonu gerçekleşmiştir. Ya da işte hastada hemoliz olan işte orak hücreli anemi gibi, talasemi gibi hastalığı vardır arkadaşlar. Ne olacak o zaman? Aşırı hemoglobin kana karıştı. Bunu da işte bağlamak için haptoglobin kullanılacağı için arkadaşlar, kanda haptoglobin düzeyini düşük biliyoruz biz arkadaşlar. Yine arkadaşlar östrojen tedavisi ve gebelik oral kontraseptif kullanımında arkadaşlar kan düzeyinin azaldığını görüyoruz. Ha burada bakın şeye de dikkatimizi çekeyim. Benim az önce ifade ettiğim teorim haptoglobininde çalışmıyor arkadaşlar. Yani haptoglobin de bir akut faz reaktan ama gebelikte azalmış. Yani bunu doğrusu ben çok şöyle belki diyebiliriz. O akut faz reaktanları gebeliğe hassas, yani gebeliği şey olarak algılıyor. Yani bir akut durum olarak algılıyor ama şey algılamıyor. Aha başka türlü de şöyle de açıklayabilirim. Niçin azalıyor haptoglobinin? İşte neydi? Gebelikte ne yapıyordu? Anne plazması 2,5 litre artıyor. Dolayısıyla diluya oldu, azaldığı şeklinde de düşünebiliriz arkadaşlar. Tabii şunu da söyleyeyim, itiraf edeyim. Tıpta her şeyi de %100 mantığa oturtamıyoruz. Çünkü bazı daha bilmediğimiz çok bilgiler de var arkadaşlar. Yani tıpta inanın o kadar çok bilinmeyen var ki bildiklerimiz devede kulak desem yeridir. Yani bu kadar bilgiye rağmen. Şimdi arkadaşlar beta 2 mikroglobulin bir başka şeyimiz arkadaşlar, proteinimiz, plazma proteinimiz. Bakın şeye kadar da geldik, beta'ya kadar da geldik. Yani neredeyse dersi bitiriyoruz, dikkatinizi çekerim. Albümünden anlattık. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Devam ediyoruz şimdi. Beta 2 mikroglobulin arkadaşlar işte 11 kilo dalton ağırlığında. Bakın 11 kilo dalton çok az değil mi arkadaşlar? Yani düşük molekül ağırlıkta bir molekül. Zaten onun için de adına ne koymuşlar? Mikroglobulin, yani küçük bir globulin yani. 11 kilo dalton ağırlığında arkadaşlar. Nereden salgılanıyor? Tümör hücrelerinden ve lenfositlerden salgılanıyor arkadaşlar. Tümör hücrelerinden ve lenfositlerden salgılanıyor. Beta 2 mikroglobulini arkadaşlar biz tıpta nasıl kullanacağız? Şimdi buna odaklanalım bakalım arkadaşlar. Serumda yükseldiği durumlar lenfoma, lösemi, miyeloma, viral enfeksiyonlar. Mantıklı mı? Çok mantıklı. Tümör hücrelerinden salgılanıyordu. Dolayısıyla lenfoma da bir tümör, lösemi de bir tümör, miyeloma da bir tümör. Dolayısıyla bu tümör hücrelerinden salgılanır, kanda yükselir. Viral enfeksiyonlar ne yapar? Viral enfeksiyonlar lenfositleri aktive eder arkadaşlar. Lenfositleri. Bakteriyel enfeksiyonlar ise daha çok polimorfları aktive eder. Yani lenfositten ziyade polimorfları aktive eder. Viral enfeksiyon olmuş, lenfosit aktif olmuş. Lenfosit aktif olunca da bu da lenfositten salgılanıyordu zaten. Dolayısıyla viral enfeksiyonlarda beta 2 mikroglobulinin artması gayet mantıklı arkadaşlar. Azaldığı durumlara bakalım arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar, şöyle şu ön bilgiyi bir şey yapayım. Şimdi vücudumuzda glomeruller, glomerulustan arkadaşlar filtre ediliyor beta 2 mikroglobulin küçük bir protein olduğu için glomerulüslerden geçiyor. Ama tubüllerden tekrar reabsorbe oluyor. Sadece %1'i idrardan kaçabiliyor arkadaşlar. %99 tubüllerden tekrar reabsorbe oluyor. Eğer bu tubülüslerin reabsorpsiyon fonksiyonu bozuksa arkadaşlar ne olur? Kanda değeri düşer arkadaşlar. Dolayısıyla bu tubülüs fonksiyonlarını buradan beta 2 mikroglobulin düzeyine bakaraktan anlayabiliriz arkadaşlar. Tubülüs fonksiyonlarını. Bir de arkadaşlar renal böbrek nakli yapmışız hastaya, transplante etmişiz. Böbrek transplantasyonu olmuş hastaya. Bu reddedildiği zaman kanda değeri yükseliyor şeyin. Söyleyin onun adını arkadaşlar. Beta 2 mikroglobulin. Şimdi arkadaşlar bunun mantığını ben oturtmaya çalıştım. Doğrusu çok da beceremedim ama beraber yine bir sesli düşünelim bakalım. Şöyle düşünürsem olmuyor. Ne yapılıyordu bu? İşte transplantı reddetti vücut. Reddettiği için tubülüs fonksiyonlarını yapamadı. Yapamadığı için kanda kaldı. Onun için yüksek. Böyle mi düşünmek lazım? Yani renal transplant, böbrek reddedilmiş. Reddedildiği zaman böbrekten filtre edilemiyor.
Yani bunun mantığını doğrusu çok oturtamadım. Yani siz oturtursanız bana yazın da ben de şey yapayım. Yani böbrek transplantasyonunda düzeyi artıyor arkadaşlar. Yani mesela hekimlerimiz, cerrahlarımız, genel cerrahlar böbrek naklettiler. Bunun düzeyine bakıyorlar beta hekim mikroglobinine. Mikroglobinin düzeyi arttıysa hemen endişeleniyorlar. Diyorlar ki bu şey reddedilmiş olabilir. Yani red ediliyor böbrek diye düşünüyorlar ve ona göre önlem almaya çalışıyorlar. İmmünosupresan veriyorlar. Bu reddi önlemeye çalışıyorlar. Bunun ben fizyopatolojisini kafamda çok oturtamadım doğrusu. Bunu da hani itiraf edeyim size. Evet arkadaşlar, son bir proteinimiz transferrin. Transferrin ne yapıyordu arkadaşlar? Demir taşıyordu arkadaşlar. Transferrin demir taşıyordu. Transferrin arkadaşlar işte şöyle ayıracak olursak 79,5 kilo dalton ağırlığında arkadaşlar 79,5 kilo dalton ağırlığında bir proteinimiz karaciğerde ve testiste ve overde sentezleniyor arkadaşlar. Karaciğerde, testiste ve overde sentezleniyor. Bir de retikulendirilen sistemde de sentezleniyor arkadaşlar. Transferrin. Transferrinin yükseldiği durumlar arkadaşlar demir eksikliği anemisinde yükseliyor. Demir eksikliği anemisinde niçin yükselir arkadaşlar? Vücut anemiyi algılamış yani demir azlığını algılamış anemisi var. Dolayısıyla ne yapıyor? Taşıyıcılarını arttırmaya çalışıyor. Hani vücutta bir diyelim ki ülkede bir şey az. Ne yaparsınız arkadaşlar? Kamyonların sayısını arttırırsınız. Taşıyıcılar arttırarak da onu çok daha çok taşınsın isterseniz. Onun gibi vücut da demirin eksikliğini algılamış, demiri taşıyan taşıyıcıların sayısını arttırıyor. Yani transferinin sayısını arttırıyor demir eksikliği anemisinde. Yine iltihabi durumlarda artıyor. Niçin artıyor? Bu da bir akut faz reaktan arkadaşlar. Yani arttığında hep onu düşünün. Akut faz reaktanı. Yine gebelikte artıyor. Bu da şeye uyuyor. Gebelikte niçin artar? Gebeliği vücut işte bir stres olarak algılar demiştim. Azaldığı durumlara bakalım arkadaşlar. Azaldığı durumlar kalıtsal atransferinemi durumunda. Yani vücutta transferin sentezleyen genlerde sorun var. Bunlar kalıtsal olarak transferin sentezleyemiyorlar. Elbette ki az olacak bunlar da arkadaşlar. Yine nefrotik sendromda, nefrotik sendrom ne yapıyordu? Protein kaybediyordu arkadaşlar. Protein işiyordu, protein hücresi vardı. Dolayısıyla protein kaybettiği için onlarda durumu az. Malnütrisyon durumunda ne oluyor arkadaşlar? Malnütrisyon durumunda vücut yakıyordu proteinleri. Yani enerji için kullanıyor. Dolayısıyla şeyi düşüyor. Düzeyi düşüyor arkadaşlar. Yine kronik iltihabi hastalık durumlarında durumu azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Dersimiz bitti şimdi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.